Bana üniversite öğrencileri ve adaylarından en sık gelen sorulardan bazıları üniversite bittikten sonra yurt dışına eğitim amaçlı nasıl gidilebileceği, bu çalışmalar için paranın nereden bulunacağı, nasıl burs alınabileceği, not ortalamasının ne olması gerektiği, TOEFL ve GRE gibi sınavlara ne zaman girilmesi gerektiği, ne zaman ve nasıl çalışılması gerektiği gibi sorular. Yeni video serimizde bu konularla ilgili en temel bilgileri çok basit ve kısa notlar halinde sizlere sunmaya çalışacağım. En baştan uyarayım. Bunlar benim birinci sınıftan doktora mezuniyetime kadar olan eğitim hayatım boyunca deneyimlediklerimden süzülmüş bilgiler. Başkalarının deneyimleri farklı olabilir. Eğer sizin deneyimleriniz farklıysa yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Böylece herkes bundan faydalanmış olur. Biz evrim ağacında bireysel danışmanlık yapmaktan kaçınıyoruz. Çünkü herkesin durumu bambaşka olabiliyor ve herkesin tüm geçmişini öğrenmeye ne yazık ki vaktimiz yok. Ancak bu video serisinde öğrenecekleriniz sizler için güzel bir başlangıç noktası olacak diye düşünüyorum. Ayrıca gerek yorumlarda durumunuzu ve sorularınızı paylaşarak gerekse burada verdiğim ipuçlarını doğru kişilere ulaşmakta kullanarak geleceğinizi netleştirebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. En baştan başlayalım olur mu? Bir üniversitenin 4 yıllık bölümlerinden birini bitirdiğinizde İngilizcede undergraduate school adı verilen lisans eğitimi kısmını tamamlamış olursunuz. Lisansınızı tamamladığınızda mezun yani bachelor diploması alırsınız. Örneğin ODTÜ makina mühendisliğinden mezun olan biri bilim mezunu. Yani Bachelor of Science kısaltmasıyla BS diploması alır. Bu sizin o mesleği icra etmeye lisansınız olduğu anlamına gelir. Bu noktada bir mühendislik firmasına girebilir veya kendi işinizi kurarak örneğin mühendislik işini icra edebilirsiniz. Her ne kadar bazı ülkeler bazı projeler için sertifikasyon gereksinimi koysa da genel olarak imzanızın artık alandaki yetkinizi yansıttığını söyleyebilirim. Bu nedenle projelere resmi olarak imza atabilir onay verebilir, sorumluluk alabilirsiniz. Şimdi konumuzla ilgili olan daha önemli bir noktaya gelelim. Çünkü yüksek lisans ve lisans üstü eğitim kavramları çok fazla karıştırılıyor. Bu kavramları bir temizleyelim. Master yüksek lisansa eşit. Doktora ise doktora. Yüksek lisans dediğimiz şey doktorayı da içine alan genel bir kavram değil. Yüksek lisans İngilizce'de master olarak bilinen eğitim seviyesinin Türkçe adı. Bu nedenle Türkçe'de de yaygın olarak master olarak biliniyor. Eğer istenirse yüksek lisans üzerine ve hatta ilerleyen kısımlarda değineceğim gibi yüksek lisansı hiç yapmadan da doktora yapılabilir. Master ve doktoraya bir bütün olarak lisans üstü eğitim yani graduate school deniyor. Uzun lafın kısası doktora bir yüksek lisans seviyesi değil, bir lisans üstü eğitim seviyesi. Peki bu noktada soracaksınız. Neden master? Neden doktora? Yani bunlarla neden uğraşayım ki? Farkları ne? Birazcık bunu anlatayım. Master ve doktoranın yapılma nedenleri birbirinden farklı. Master spesifik bir alanda daha fazla uzmanlaşmak ve bir miktar daha fazla özelleşmek için okula ve bölüme bağlı olarak genellikle 6 veya 8 ders almak suretiyle yapılan, genelde 2 sene kadar süren, bölümün sunduğu opsiyonlara bağlı olarak tezli ya da tezsiz olarak yapılabilen bir çalışma. Bu detayları üniversitelerin sitelerine bakarak bulmanız gerekiyor. Çünkü çok değişiyor. Ama ne olursa olsun master seviyesinde mezun olduğunuzda yüksek lisans diploması alıyorsunuz. Örneğin makine mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans yapan biri bilim yüksek lisansı diploması. Yani İngilizce'de Master of Science diploması alır. Bir diğer örnek olarak ekonomi ya da felsefe gibi alanlarda alınan yüksek lisans diploması ise sanat yüksek lisansı diplomasıdır. Yani Master of Arts. Bu kalıptaki Arts yani sanat sözcüğünün kapsamının akla ilk gelenden epey geniş olduğunu ve genellikle beşeri bilimler ile sosyal bilimleri kapsadığını da söyleyeyim. Bu isimlendirmelerin kökenleri oldukça eskilere dayanıyor. Yüksek lisans yapmak isteyen biri neden bu üst düzey lisansı almak istediğine iyi karar vermeli. Örneğin akademik bir kariyer yapmaya kesin olarak karar vermiş birisinin illa yüksek lisans yapmasına ihtiyaç olmayabilir. Birçok ülkede doğrudan doğruya doktora programlarına başlanabiliyor. Ama yüksek lisansın sağlayabileceği faydalar da gözetilmeli. Genel olarak yüksek lisans, iş hayatına atılmadan önce kişilere alanlarında ek yetenek ve uzmanlık kazandırmak açısından faydalı. Yüksek lisans yapmanın bir diğer önemi de kimi zaman belirli pozisyonların sadece lisans diploması değil, yüksek lisans diploması da isteyebiliyor olması. Kimi zaman işverenler bu kriterler sayesinde adayları önceden eleyebiliyorlar. Dolayısıyla arzu ettiğiniz pozisyonun gereksinimlerini iyi tespit etmelisiniz. Bunu yapmanın en iyi yolu da bol bol iş ilanlarına bakmak o alanda çalışan kişilerle konuşmak. Yüksek lisans yapmanın bir diğer nedeni lisansınızı aldığınız sahayı değiştirmek olabilir. Buna yaygın bir örnek mühendislerin mezun olduktan sonra mühendislik yapmak yerine işletmeci veya müdür olmak amacıyla işletme alanında yüksek lisans yani MBA yapması. Bir diğer neden yüksek lisans yaparak daha keskin ve konu odaklı bir eğitim almak istiyor olabilirsiniz. Ancak şunu unutmayın. Her yüksek lisans yapan bunu yapmamış birine göre illa çok üstün bir avantaj sağlayacak gibi bir kaide bulunmuyor. Bunun en bariz örneğini lisans düzeyinde mezun olduktan sonra yüksek lisans yapmak yerine iş deneyimi edinen kişilerde görüyoruz. Kimi zaman firmalar veya kurumlar iş deneyimini yüksek lisans diplomasına tercih edebiliyorlar. Bu konuda hangisinin avantajlı olacağı da tamamen alanınıza, başvurduğunuz yere, yeteneklerinize ve diğer faktörlere kalmış. Evrensel bir kural bulunmuyor. Doktor öncesinde yüksek lisans yapmanın bir diğer avantajı ise iyi bir akademisyenle veya iyi bir laboratuvarla çalışabilirseniz daha doktora yapmadan bile birkaç akademik yayın yaparak akademik kariyerinize giriş kapılarını açık tutmanız olur. Akademik dünya açısından konuşacak olursak ne kadar çok sayıda makaleniz varsa o kadar iyi. Bunların kalitesi de elbette çok önemli ancak o detaylara şimdilik girmeyeceğim. Doktora öncesinde yüksek lisans yapmanın 3 önemli avantajı daha var. Ancak onlara bu videoda yeri geldiğinde değineceğim. Dikkatle izlemenizi tavsiye ederim. Yüksek lisansın aksine doktora yapılan işin felsefesini öğrenmek ve neredeyse her zaman akademik bir kariyer gütmek için alınan bir diploma. Doktoranızı bitirdiğinizde felsefe doktoru yani Doctor of Philosophy diploması alırsınız. İnsanların isimlerinin sonunda gördüğünüz PHD yani PhD kısaltması işte bu unvan. Doktora genelde 3 ila 7 sene kadar çoğu zamansa 4 sene civarı sürüyor. Okula ve bölüme bağlı olarak 12-16 ders alıyorsunuz. Çoğu zaman mezuniyet için en az 1 adet akademik makale yayınlamanız ve o makalede birinci yazar olmanız bekleniyor. Tabii ki okula veya bölüme bağlı olarak bu sayılar çok değişebiliyor. Örneğin kim okullar mezuniyet öncesi gereken makale sayısı 3, 5, 7'ye kadar çıkabiliyor. Kimi bölümlerde makale yayın şartı aranmayabiliyor. Doktora teziniz yeterli olabiliyor. Kimi bölümlerde doktora süresi 9 ya da 10 seneye kadar çıkabiliyor. Bunlar da tamamen okulunuza ve bölümünüze kalmış şeyler. Benim şahsi görüşüme göre birçok durumda akademi dışında örneğin özel sektörde çalışmak isteyenler için doktora pek de işlevsel değil. Hatta zaman, potansiyel ve imkan kaybı anlamına bile gelebilir. Genel bir tavsiye olarak eğer ki akademik bir kariyer istenmiyorsa ve bilim üretmeye özel bir ilginiz yoksa, hele ki özel sektörde çalışmaya kararlıysanız, doktora yerine belki de yüksek lisans yapıp olabildiğince erken iş hayatına atılmanız faydalı olabilir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük 500 firmasını yansıtan Fortune 500 listesindeki 500 şirketin CEO'larının sadece 24 tanesinin doktorası var. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Doktoranızı yapıyorsanız işin özünde olması gerektiği gibi ben akademide kalacağım demeyi kabul etmişsiniz demektir. Ama burada hemen şunu da söyleyeyim. Doktora yapmak akademide kalmayı garantilemez. Her ne kadar doktorayı akademi için tavsiye ediyor olsam da doktoranız var diye akademik bir pozisyon bulabileceğiniz garanti değildir. Her meslekte olduğu gibi iş koşulları ve pozisyon açıklarının olup olmaması sizin iş bulma potansiyelinizi doğrudan etkileyecek. Doktora sahip çoğu meslek sahibi olsa da hepsi akademisyen değil. Bunun bir diğer nedeni de doktora yaptınız diye illa akademide kalmanız gerekmiyor olması. Birçok doktora sahibi kişi kendi işlerini kurabiliyor veya üst düzey pozisyonlarda iş hayatına başlayabiliyor. Örneğin Fortune 500 listesinde 24 tane doktora sahibi CEO olduğunu söylemiştim. Ancak Amerikalıların sadece %1'inin doktora diploması var. Yani çok çok yüzeysel bir istatistik yapacak olursak Fortune 500 içinde 24 değil, sadece 5 doktora sahibi CEO olmasını beklerdik. Arada 5 katlık bir farkın bulunması doktora sahibi olmanın belli bir avantaj sağlayabildiğini gösteriyor. Yani benim tavsiyem hedeflerinizi net bir şekilde belirleyip eğitim seviyenizle ilgili kararınızı ona göre almanız olur. Rastgele bir şekilde doktora yapmanızı tavsiye etmiyorum. Şunu düşünün. Son derece zorlu bir süreçten geçip doktoranızı yaparken en az 4 senelik saha tecrübesi ve pozisyon terfilerinden feragat ediyorsunuz. Doktora'dan alacağınız değerler sizin için bu fırsat kayıplarını dengeliyor mu ve hatta geçiyor mu? Bu sorunun tek bir cevabı yok. Cevabı sizden başka kimse veremez. Lisans üstü eğitim almanın iş ve meslek hayatında daha üst pozisyonlarda başlama fırsata verdiği doğru. Fakat diğer şartları da göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Yaşınızın ilerlemesi, pozisyonların gereksinimleri, ailevi ve maddi durumunuz gibi yan faktörler doktoranızın sonunda da aynı sayıda ve çeşitlilikte iş bulmanızı sağlayacak mı? Bu alandan alana ve bireyden bireye fazlasıyla değişiyor. Kısa bir tavsiye olarak şunu söyleyebilirim sırf popüler diye veya sırf potansiyel maaş artışı sağlar diye doktora yapmayın hedefiniz bilim insanı olmak ve bilim üretmek ise doktora yapın Bilime tutkuyla bağlıysanız ve akademik araştırma nasıl yapılır, akademik makale nasıl yazılır, bilimsel bir anlatı nasıl yapılır gibi işin inceliklerini öğrenmek istiyorsanız doktora yapın. Ama ne iş yaparsanız yapın, yaptığınız işin felsefesini çok iyi anlayın ve hakkını verin. Bir diğer açı daha sunayım. Üniversitede akademisyen olarak kalmanız iş hayatından kopmanızı gerektirmiyor. Akademide kalıp sektör işlerine de devam edebilirsiniz. Mesela birçok akademisyen kendi firmasını kurup sahada çalışanlara danış danlık hizmetleri veriyor. Ya da bir akademik araştırmadan patent alacak olursanız bir firma kurup bir yandan akademik çalışmanızı sürdürürken bir yandan bu patentli ürününüzü üretip satabilirsiniz. Görebileceğiniz gibi eğitimde seçenekler ve yaklaşımların sayısı sonsuz. Ancak en uygun olanı belirleyecek olan kişisel durumunuz ve hedefleriniz. Ancak şunu aklınızdan çıkarmamanızı tavsiye ederim. Birçok durumda doktora da sektörde işinize doğrudan yarayacak pek bir ek bilgi öğrenmezsiniz. Çünkü amaç bireyi özel sektöre değil akademik kariyere hazırlamaktır. Deneylere, literatüre, akademik makalelere, jurnallere, yöntemlere, teorilere ve benzeri şeylere aşina kılmaktır. Yani doktora da okul eğitiminiz boyunca o çok sık sorduğunuz bunu gerçek hayatta nerede kullanacağım ben sorusunu kat kat fazla soracaksınız. Ama unutmayın Doktora yapıyorsanız işte o sorduğunuz gerçek hayat sizin için bu teorik bilgilerden ibaret zaten. Yani doktora boyunca öğrenecekleriniz sizin akademik yaşantınızı bizzat şekillendirecek şeyler. Ama evet evde televizyon tamir etmenize veya bir iş kurmanıza pek bir faydası olmayabilir. da dersler ve projeler aşırı spesifiktir. Gündelik hayattan gitgide kopuk hale gelir. Ve bu çok normal. Çünkü sizden doktoranın sonrasında pratik sektör ürünü üretmeniz beklenmiyor. Sizden beklenmiyor modern bilim ve teknolojiyi ilerletmeniz. Buna paralel olarak da tamamen araştırmaya yönelik dersler alıyorsunuz. Sizi pratik işler için eğitmeyecekler. Çoğu zaman tek bir pratik ürün bile çıkarmaksızın sadece teoriler ve matematiksel ispatlar üzerinden giderek doktora tezinizi yazacaksınız. Dolayısıyla neyi, neden yaptığınızı çok iyi belirlemeniz en önemli tavsiyem. Elbette son karar her zaman sizin. Bilmeniz gereken doktoranın hiç de kolay bir süreç olmadığı gerçeği ama elbette karşılığında alacaklarınız da o zorluğa uygun miktarda olacak. Bunları söylemişken şunu da ekleyeyim. En nihayetinde doktoranız boyunca bir alanın ıncığı da cıncığını öğreneceksiniz. Dolayısıyla bunu pratik ürünlere dönüştürebilen birçok insanda çıkıyor. Ben burada size sadece genel bir çerçeve sunmaya çalışıyorum. Her zaman istisnalar ve sıra dışı örnekler olacaktır. Bunu unutmayın. Siz kendinizi sıra dışı bir birey olarak görüyorsanız burada sunduğum çerçevenin çok ötesine elbette geçebilirsiniz. Bu noktada önemli bir ayrımdan da bahsetmekte fayda var. Ben yurt dışı derken Türkiye harici her ülkeyi kastediyor olsam da 200'e yakın ülkeden hangilerinden bahsettiğimi biraz netleştirmekte fayda görüyorum. Benim ve yakın çevremin deneyimleri Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da. Özellikle de Amerika'da. Dolayısıyla bu anlattıklarımda yurt dışı derken lütfen Amerika ve büyük oranda Avrupa'yı kastettiğimi bilin. Tabi değindiğim ve değineceğim şeylerin çoğu Avrupa'nın geneli ve hatta uzak doğu ülkeleri veya Avustralya için de geçerli olacaktır. Özellikle de son dönemde Avrupa'nın akademik yaklaşım konusunda Amerika'ya yanaşması benzerlikleri arttırdı. Buna rağmen gitmek istediğiniz ülkeleri belirleyip oralarda spesifik deneyimleri olan kişilerle irtibata geçmeniz daha doğru kararlar almanıza yardımcı olabilir. Ayrımlardan haberdar olmak, burs ve ne tür bir eğitim alınacağı gibi konularda soru işaretlerinin netleşmesine ve daha sağlıklı kararlar almanıza da yardımcı olur. Örneğin Amerika'da yüksek lisansa karşı bence oldukça belirgin bir negatif ön yargı bulunuyor. Akademide ve sektör yaşantısında dikkate değer bir fayda sağladığı konusunda ciddi bulunuyor. Buna karşılık doktora fazlasıyla en üstünde tutuluyor ve birçok akademik kurumun sistemleri doktora öğrencileri etrafında inşa edilmiş halde. Bir örneği belki maddi gelir akışından verebilirim. Amerika'daki üniversitelerde yüksek lisans yani master öğrencilerine çok nadiren burs vermeyi seçiyorlar. Hatta tam tersine onlardan okul harcının tamamına yakınını alıyorlar ve sonrasında aldıkları bu paranın önemli bir kısmını doktora öğrencilerine burs vermekte kullanıyorlar. Tabii ki üniversitelerin maddi kaynak akışı çok çeşitli. Ancak bu tarz detaylardan haberdar olmanızda fayda var. Artık yüksek lisans ile doktor arasındaki farkları çok daha iyi bildiğinize göre o meşhur soruya geleyim. Yüksek lisans yapmadan doktora yapabilir misiniz? Bu sorunun cevabı neredeyse her zaman evet. Özellikle de Amerika'da Master yapmadan doğrudan doğruya doktora'ya başvurabilirsiniz. Okul başvurusu sırasında zaten sizden bunu belirtmeniz isteniyor ve formlarda gerekli yönergeler bulunuyor. Dolayısıyla özel bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Öte yandan 10 yıllardır Avrupa'da yüksek lisansa büyük bir önem veriliyordu doktoraya geçişte vazgeçilmez bir köprü olarak görülüyordu. Doktoraya da normal şekilde üst düzeyde değer veriyorlardı. Dolayısıyla birçok Avrupa Üniversitesi sistemlerini yüksek lisans olmaksızın doktora olamayacak şekilde inşa etmiş haldeydi. Hatta birçok kişinin aklında olan Avrupa'da yüksek lisans yap sonra Amerika'da doktoranı yaparsın şeklindeki formül de aslında buradan geliyor. Ama bu durum son yıllarda değişmeye başladı. Avrupa'da da master yapmaksızın doktora yapmak giderek bir norm haline geldi diyebilirim. Buna rağmen istediğiniz o okullarım ve bölümlerin bu konudaki tutumlarını öğrenmenizde büyük fayda var. Oralarda okuyan kişilere ulaşın ve izlenimlerini sorun derim. Her neye karar verirseniz verin şu soru işaretini aklınızdan rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Direkt doktoraya başlamak size herhangi bir şey kaybettirmeyecektir. Bunu birincil elden elde ettiğim deneyimlerden söyleyebilirim. Çünkü doktora zaten yüksek lisansta görüp görebileceğiniz her şeyi fazlasıyla kapsar ve hatta aşar. Öyle ki birçok kişi doktora yaparken normal araştırmaları sırasında yan bir Proje yapıp yüksek lisansını da alabiliyor. Bunun sağladığı tek fayda ek bir diplomaya sahip oluyor olmanız. Ek olarak yüksek lisans diplomasına sahip olmak akademik başarınız veya tercih edilirliğiniz konusunda herhangi bir avantaj sağlamıyor. Bu sebeple eğer bu ikilemi yaşıyorsanız tamamen rahat olun. Doktoradan mezun olduktan sonra kimse size neden master yapmadın diye sormayacak. Ancak doktor öncesinde yüksek lisans yapmanın bazı özel avantajları var. Burada en önemli üç tanesine yer vereceğim. Bunlar ilk iyi yüksek lisans yaparsanız laboratuvar işlerine adaptasyon konusunda daha az zorluk çekecek olmanız. Çünkü her ne kadar yüksek lisans yapıyor olsanız da yani dolayısıyla akademik iş yükünüz oldukça hafif olacak olsa da akademik danışmanınızın laboratuvarında deneyim kazanma imkanınız olacak. Bu da doktoranız sırasında daha rahat uyum sağlamanız ve ortamın nasıl olduğuna bir miktar daha aşina olmanız anlamına geliyor. Tabii laboratuvar şartlarına aşinalık kazanmanın alternatif yolları da mevcut. Örneğin lisans lisans eğitiminin sırasında hocalarınızla konuşarak ve onların laboratuvarlarında gönüllü olarak görev alarak alışkanlık kazanabilirsiniz. Doktora öncesinde yüksek lisans yapmanın ikinci avantajı muhtemelen doktoranızı da yapacağınız alanda elinizde hazır bir literatür taraması ve araştırma konusunun olacak olması. Hatta yüksek lisans sırasında en az bir akademik makale yayınlayarak doktora yaşantınıza önde başlayabilirsiniz. Doktoradan önce yüksek lisans yapmanın üçüncü ve belki de en büyük avantajı ise yüksek lisans lisansta alacağınız dersleri doktora da olacak ders yükünüze saydırabilecek olmanız. Yani yüksek lisansta tipik olarak 6 ders alacak olursanız doktoranızda o 6 dersi saydırarak çok daha az sayıda ders alabilir, akademik araştırmanıza çok daha fazla yoğunlaşabilir, daha fazla yayın çıkarma imkanı edinebilirsiniz. Bunların her biri doktora da ilerlemeyi kolaylaştıran faktörler. Ancak masterınız yoksa bu avantajları elde edememiş olmak haricinde herhangi bir dezavantaj edinmezsiniz. Bunların hiçbiri doğrudan doğruya doktora yapan birinin çözemeyeceği problemler değil. İlk videoyu sonlandırmadan önce şunu da söyleyeyim. Yüksek lisans ve doktora öylesine ilginç bir yapıya sahip ki çok ilginç kombinasyonlar ve seçenekler bulmak da mümkün. Örneğin özellikle de Amerika'da master ve doktora birleşik programları bulabilirsiniz. Bunlar 5-6 sene süren programlar. Genellikle 2. senenizin sonunda master tezinizi, 5. senenizin sonunda ise doktora tezinizi vermeniz isteniyor. Eğer herhangi bir nedenle yüksek lisans ve doktora diplomalarına bir arada sahip olmak isterseniz bu seçenek aklınızda olsun derim. Bir diğer seçenek yüksek lisans ile başlayıp eğer ki araştırma konunuzdan, laboratuvarınızdan ve akademik danışmanınızdan memnun kalırsanız ve tabii ki hocanız da sizden memnun kalırsa yüksek lisansınızı doktoraya çevirmek veya yüksek lisansınızı bitirdikten hemen sonra doktoraya devam etmek olur. Yani master ile başlayan master ile kalmak zorunda değil diyebilirim. Son bir diğer seçenek ise doktora'ya başladıktan sonra bunu yüksek lisansa çevirmek. Ancak ben bunu pek tavsiye etmiyorum. Çünkü akademisyenler Oldukça anlaşılır nedenlerle bundan hiç hoşlanmıyorlar. Çünkü bu yaptığınız öğrenci, zaman ve para kaybı demek onlar için. Bunu yaparsanız size mesela referans mektubu yazmayı reddedebilirler veya işleri sizin için zorlaştırmayı seçebilirler. Elbette hocanızla anlaşamıyorsanız veya bölümde sorunlar yaşıyorsanız bunu bir yöntem olarak kullanabilirsiniz. Ancak doktoraya başlamadan önce neden doktora yapmak istediğinizi net olarak belirlemeniz gerektiğini söyleme nedenim işte biraz da bu. Daha da uzamadan burada ilk videoyu keselim. Ne dersiniz? Her şeyi tek seferde anlatarak aşırı uzun ve takip etmesi zor bir video olmasını istemiyorum. Serinin bir sonraki videosunda kaldığımız yerden devam edeceğiz ve çok önemli bazı sorulara yanıt arayacağız. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Paranız yoksa yurt dışında nasıl master ya da doktora yapacaksınız? Nasıl para kazanacaksınız? Eğer bu konularda sorularınız varsa mutlaka kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca Discord kanalımıza da katılmanızı tavsiye ederim. Çünkü Discord kanalımızda ben eşim veya diğer uzmanlar sorularınıza yanıtlar verebilirler. Ayrıca eğer bu çalışmalarımızı faydalı buluyorsanız, maddi destekçilerimiz arasına katılmayı da seçebilirsiniz. Böylece biz de bu işi çok daha uzun bir süre boyunca sürdürebilir ve size bilgiler vermeye devam edebiliriz. İhtiyacınız olan tüm bağlantıları video açıklamalarında veya yorumlarda bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.